Gazeteci yazar Mehmet Ali Güller telefon attığımızda. İyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Şimdi iki konu var. Birincisi, Ukrayna krizinde bazı somut olumlu işaretler var aslında. Financial Times gazetesi de dün 15 maddelik bir taslak planı olduğunu iddia etti. Böyle haberleri bir taraftan okuyoruz. Tabii çatışmalar bir yandan devam ediyor ama isterseniz bugün biraz bu noktaya odaklanalım. Süreci suhuletle sonlandıracak bazı işaretler görüyor musunuz? Ortalıkta gezen bu bazı taslaklar var, içeriklerine bakma şansınız olduysa neler söylemek lazım, ışık göründü mü diyeyim tünelin ucundaki? Evet, dün itibariyle hem Kremlin'den hem de Ukrayna müzakere heyeti üyelerinden yapılan açıklamalar teknik bir takım konuların artık görüşülme noktasına geldiği, ilerlemenin sağlanmaya başlandığı şeklindeydi. Hatta Ukrayna heyetinin başında olan Podolyak'ın açıklaması vardı. O çok özetle biz artık devlet başkanlarının imzalayacağı türden teknik meseleleri görüşüyoruz demişti. Şimdi bu gelişmeler sonrasında gazetelere bir anlaşma hazırlığı, bir taslak hatta ortaya çıktı şeklinde haberler düşmeye başladı. Bunlardan en önemlisi senin de işaret ettiğin Financial Times'ın haberiydi. Bu gazetenin haberine göre 15 maddelik bir anlaşma üzerinde çalışılıyor. Bunun belli maddeleri de basına sızdı. Özetle şunlar var dikkat çeken. Bir kere Kiev'in NATO'ya katılma konusu çekilecek, geri çekilecek. Ama Amerika, İngiltere, Türkiye gibi müttefiklerin garantörlüğü oluşacak deniliyor. Fakat Rusların bu garantörlük meselesine itiraz ettiği bilgisi var. Diğer yandan yine Ukrayna heyetine dayandırılarak bu yapılacak anlaşmada şu maddenin olduğu söyleniyor. Rusya 24 Şubat yani askeri harekat başladıktan sonra ele geçirdiği bölgeleri terk edecek. Peki evet, Nereler o bölgeler? Azov, Karadeniz bölgesindeki yerler ve Kiev'in doğusuyla kuzeyi. Yani Kiev'in böylece aslında doğusundan ve kuzeyinden de ele geçirildiğini dolaylı olarak itiraf etmiş oluyor Ukrayna bu maddeyle. Aşağı yukarı buna benzer maddeler var. Tarafsızlık meselesi tabii öne çıkıyor. Şimdi tabii Kremlin bugün bir açıklama yaptı Financial Times'ın bu haberiyle ilgili. Yani garantörlük konusuna değinmeden genel tabloyu doğru bir ilerleme var ama bu Financial Times'ın ilan ettiği kadar çok da ilerleme değil dediler. Böyle bir sınır koymuş oldular. Şimdi bakıldığı zaman esas tartışılan konunun tarafsızlık meselesi olduğu anlaşılıyor. Yani Ukrayna tarafsız olacak mı olmayacak mı? Düğüm orada biraz. Nitekim bugün, tabii düğüm burada. Nitekim bugün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da çok geniş kapsamlı bir basın toplantısı yaptı. Orada öne çıkan konu şuydu. Şöyle söyledi Zaharova, Kiev yönetimi Ukrayna'nın tarafsız ülkeye dönüşmek zorunda olduğunu, bunun kaçınılmaz olduğunu ne kadar çabuk görürse Rusya'nın özel askeri harekatı da o kadar çabuk bitecek dedi. Yani Rusya'nın harekatı ile Ukrayna'nın tarafsızlığı meselesini birbirinin denkleminin her iki tarafına koymuş oldu. Tabii Zaharova'nın açıklamasında başka önemli konular var. Süremiz el vermeyeceği için çok girmek istemiyorum ama bu Mariupol'daki tiyatro binası saldırısı konusunun Batı basınında yer aldığı gibi olmadığını söylemekten tutun da yine bizim çok üzerinde durduğumuz bu askeri biyolojik faaliyetler konusuna kadar belli açıklamalar belge yaptı. Açıklandı bugün. Bugün belgeler açıklandı. Zaharova bu faaliyetler nedeniyle uluslararası sözleşmelerdeki mekanizmaları devreye sokabiliriz diye bir uyarıda bulundu. Şimdi bu konunun yani tarafsızlık statüsü konusunun düğüm olduğunu demin söylemiştik. Bu düğüm tabii aynı zamanda şunu önümüze getiriyor. Hem Kremlin hem Kiev yönetimi bir süredir tarafsızlık konusunu aslında tartışmaya açmıştı. Dinleyicilerimiz için anımsatalım. Önce 7 Mart'ta
Kremlin bir 4 şart sunmuştu. Ukrayna askeri operasyonlara son verecek. Hı hı. İkincisi tarafsız ülke kalacağını anayasasına yazdıracak. Üçüncüsü Kırım'ı Rusya'nın parçası olarak tanıyacak. Dördüncüsü de Donbas'taki Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını tanıyacak şeklinde. Hı hı. Aynı gün bir televizyona, ABS televizyonuna konuşmuştu. Yanlış anımsamıyorsam Zelenski de neredeyse tüm bu maddelerin hepsinin konuşulabileceğini, bazılarının tanınabileceğini, evet, ve NATO'ya üyelikten de artık soğuduğunu söylemişti. Bak sonrasında yine Amerika devreye girdi ve yine Zelenski'nin bu tanıyabiliriz, konuşabiliriz özetli açıklamalarını geri çektirerek yeniden farklı bir rutaya soktu. Şimdi İlginç bir şey yok mu burada? Bir gün NATO'dan soğudum diyor, ertesi gün Senato'da konuşuyor. Bir sonraki gün Zelenski diyor ki hayır diyor, işte ya bizi NATO'ya almayacaklar galiba diyor. Sonra çıkıyor, bu sefer silah istiyor. Şu anda Zelenski'nin iradesi kendi ellerinde değil. Yani Amerika o iradeyi büyük oranda ele geçirmiş durumda. Bu zikzaklar da ondan kaynaklanıyor. Bugün nitekim Zelenski yine bir konuşma yaptı ve bu kez Rusya'ya 4 şart sundu. Hani demin açıkladığımız o tanıyabiliriz, konuşabiliriz diyen Zelenski bugün şu 4 şartı sundu. 1. Çatışma sona ersin. 2. Güvenlik garantileri istiyoruz. 3. Egemenlik konusu. 4. Toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması konusu. Bunlar bizim şartlarımız dedi. Dolayısıyla böyle bir gitgeller yaşanıyor. Tabii konuşulan tarafsızlık statüsüne ilişkin modeller zikrediliyor. Avusturya modeli dendi, İsveç modeli dendi. Gerçi İsveç modelinden kasıt hani 2014 sonrası İsveç'in NATO ile girdiği yeni partnerlik süreci değil de daha ziyade İsveç'in aslında 19. yüzyılda başlayan, 1850'lerde başlayan ve 20. yüzyıl boyunca da uygulanan tarafsızlık modeline atıf yapan bir model. Avusturya modeli ise 2. Dünya Savaşı sonrası 1955'te Avusturya'nın tarafsızlığını ortaya koyan bir model. Her iki modelin ortak özelliği şu: yani bir ülkenin, tarafsız ülkenin kendi ordusu olacak ama o ülkede yabancı bir askeri güç bulunamayacak, yabancı askeri güçler bulunamayacak. Şimdi Kremlin'in Ukrayna'dan istediğinin esas olarak buna benzer bir model olduğu ortaya çıkmış oluyor. Dolayısıyla Ukrayna'nın önünde aslında böyle bir seçenek var. Yani ya tarafsızlık statüsünü kabul edip bunu anayasasına yazdırma yoluna girecek ve Zaharova'nın da söylediği gibi o zaman Rusya'nın özel askeri harekatının şartları ortadan kalkmış olacak. Ve bitecek ya harekat. Bitecek. Ya da Amerika'nın sürekli konuya müdahil olup sürekli para yardımı, füze yardımı, yabancı asker gönderme yardımı gibi yardımlarla bu işi uzattıkça uzatacak ama işin uzaması Ukrayna'nın Rus saldırılarını püskürtme durumunu değil, tersine Ukrayna'nın daha büyük bedeller ödemesini, Ukrayna'nın daha büyük felaketlere uğramasına neden olacak. Dolayısıyla Ukrayna'nın önünde hani böyle bir iki seçenek var ama aslında da tek seçenek var. Tarafsızlık statüsünü kabul etmesi. Şimdi bu noktada bir önemli konu şu: hani garantörlük konusu, demin söyledim, Amerika'nın, İngiltere'nin ve Türkiye'nin garantörlüğünün Yazıldı, Financial Times'ın haberinde yazıldığını, çizildiğini. Bugün Çavuşoğlu az önce ilginç bir açıklama yaptı. Çavuşoğlu biliyorsunuz Lavrov'la görüşmüştü. Bugün Kiev'deydi. Bugün de Kiev'deydi. Şimdi bugünkü açıklamasında şunu söyledi. Özetle her iki ziyareti birden değerlendirerek, iki ülke ziyaretinden çıkardığım sonuç şu artık dedi, ateşkes umudum biraz daha arttı. Bir bunu söyledi. İkincisi ise doğrudan bu 15 maddelik plana atıf yapan bir durum. Yani Türkiye'nin olası bir anlaşmada Ukrayna'nın istediği şekilde güvenlik boyutunun garantörü arasında olmasına Rusya'nın bir itirazı yok dedi. Bu önemli. Yani Çavuşoğlu'nun böyle bir açıklama yapması. Tabii burada herhalde akıl yürütme yaparsak biraz Rusya'nın Amerika ya da İngiltere gibi bir garantör olmasındansa NATO üyesi olan ama kendisiyle çok iyi bir işbirliği olan Türkiye'nin garantör olmasını tercih edecektir diye düşünüyorum. Çavuşoğlu'nun açıklamasından hareketle. Tabii bu henüz müzakerelerde garantörlüğün
kabul edilip edilmediği konusunun netleşmediği, sadece Çavuşoğlu'nun açıklamalarından hareketle dile getirdiğimiz bir yorum olduğunun altını çizelim. Son olarak haftanın son günündeyiz. Yani bu haftaki değerlendirmelerimizi de böylece tamamlamış olacağız. Şimdi 24 Şubat'ta başladı Moskova'nın özel harekatı. 17 Mart'a geldik. 3 hafta, ya 4. haftanın içindeyiz. Hani bir ay olacak neredeyse. Nereye gidiyoruz sizce? Hani az önce iki seçenek saydınız. Ya daha fazla yıkım ve sürecin uzaması, ya da Ukrayna'nın gerçekleri idrak edip kısa sürede konuyu bir yere bağlaması. Uluslararası dengeler, diğer ülkelerin girişimleri, AB, İngiltere, yani çok yoğun bir hareketlilik var. Tek tek saymıyorum şimdi hepsini. Yarın da Çin lideriyle ABD başkanı görüşecek. Bu ortamda sizce bu konu nereye geldi sizce? Evet. Ya bir kere şimdi bu hani askeri harekat 24 Şubat'ta başladı. Bugün işte ayın 17'si. İyi gidiyor mu, gitmiyor mu? Bu tartışılıyor tabii. Tartışılmasın demiyorum ama bu aslında çok tartışılabilecek bir konu değil. Yani buna bırak benim gibi bu konulardan anlamayan birini, bir general bile evet bu askeri harekat şöyle iyi gidiyor, böyle iyi gitmiyor deme durumuna sahip değil. Niye? Çünkü böyle bir şeyi değerlendirmeniz için sizin önünüzde kuvvet planlamaları, harekat planlamaları gibi bir takım veriler lazım. Şimdi bunların hiçbirini bilmiyoruz. Bilmeden de askeri harekat iyi gidiyor, kötü gidiyor gibi değerlendirmeler yapmak yani kahvehanede pişpirik oynarken sohbet etmekten farklı değil bence. Ancak Türk televizyonlarında çokça yapılıyor. Evet. Bir takım güvenlik araştırmacıları adı altında insanlar yani Rus ordusu perişan oldu yorumundan tutun da tersinden hani Rusya Kiev'i 3 günde alır diyen de var. İki evet. Farklı uçta konular. Bunlar söylediğim gibi bizim veri elimizde olmadığı için yorumlayabileceğimiz konular değil. Hele asker olmayanların hiç yorumlayamayacağı konular bunlar. O nedenle ben bir asker yorumunu bugün aktarayım. Bugün Aydınlık Gazetesi'nde çok önemli bir haber vardı. Eski NATO Kurmay Başkanı İtalyan Kor General Fabio Mini'nin bir gazeteyle yaptığı söyleşisini Aydınlık sayfalarına taşımış. Çok çok önemli bir söyleşi. Ben sorunuza yanıt olacak kısmını bu Kor General'den anlatayım. Şöyle diyor, harekat bilinçli olarak yavaş ilerliyor diyor. Tam cümle cümle de okuyayım. Bir aktarma olmasın, doğrudan olsun. Bu operasyon ne zamanla ne de hedeflerle sınırlı değildir. Gelişen olaylara bağlıdır. Diplomatik, siyasi, operasyonel olaylar tatmin edici bir şekilde gelişirse operasyon durdurulabilir. Bu tür bir enginar operasyonu Amerikalıların bizi tüm savaşlarında alıştırdıkları ateş fırtınası görmeyi bekleyen ve belki de alaycı bir şekilde bunu arzulayan tüm gelişigüzel yorumcuların aklını başından aldı. Bu harekat tarzı bariz bir şekilde Rus aygıtının etkin gücüyle ve işgali durduracak olan Ukrayna'nın kahramanca direnişiyle ilgili bir takım spekülasyonları ateşledi. Ancak televizyonda gördüğümüz askeri görüntüler farklı bir şey söylüyor. Operasyon hala kasıtlı olarak ilk aşamada olayları bekliyor. Bu durumda avantajlar yalnızca baskının etkinliği ve güvenilirliğinden gelir. Dezavantajlar hem dış provokasyonlarla hem de operasyonun sonucunu değiştiremeyecek ama daha fazla zarar verecek olan iç direnişin güçlendirilmesiyle ilgilidir. Hakikaten de ben bu yoruma katılıyorum. Yani televizyonlarda yani bu tırnak içinde hani kuşkusuz çok kötü görüntüler neticede insan ölen bir konu hakkında değerlendirme yapmak oldukça zor. Hani biraz onun altını çizerek söyleyeyim ama hani böyle Irak Savaşı'ydı, Suriye Savaşı, Libya, şimdi o görüntüleri düşününce şu anda Ukrayna'da böyle bir savaş görüntüsü yok. Evet. Yani çatışma görüntüleri zaman zaman var. Zaman zaman bir binaya değmiş füze görüntüleri var. Ama böyle hani haldır huldur bir savaş görüntüsü yok. Bu tam da İtalyan Kor General'in açıkladığı enginar operasyonu dediği hani duruma benziyor. Harekatın bilinçli olarak yavaş ilerlediği, Rusya'nın bir işgali değil, sivillere zayiat verecek şekildeki ağır bir taarruzu değil, daha çok Kiev yönetimini müzakereye
ve daha açık söylersek Kiev yönetimini tarafsız ülke statüsünü kabul etmeye zorlamaya yönelik bir askeri harekat olduğu anlaşılıyor. Bu bakımdan ben bir yorum yapmak yerine işin doğrusu olarak bu İtalyan eski NATO Kurmay Başkanı üstelik bu İtalyan Kor General'in görüşlerini değerli dinleyicilerimize aktarmış olayım. Evet, çok teşekkür ediyorum. İki gün sonra da Amerika'nın Irak işgalinin 19. yılı 19 Mart'ta başlamıştı 2003 yılında. Tabii ona ilişkin dergi ve gazete kapakları tam da sizin dediğiniz gibi hiç insan yok. Büyük bir ateş, Bağdat yanıyor ya da güçlü Amerikan askeri hani figürler. Bunlar daha çok kapakları süslüyordu. Dolayısıyla dediğiniz ve aktardığınız yorum gerçekten önemli. Algımızı şekillendiren Amerikan operasyonları insanın olmadığı, tamamen ateşin gösterildiği şekildeydi. Bu noktayı da dikkat çekmeniz bence uyarıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Son bir not mu ekleyecektiniz? Hayır, yok yok. Sadece teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi çalışmalar. İyi müzik.